Ölümünden bir hafta kadar önce ben ziyaretine gitmek istedim. O zaman Demokrat Parti Genel Başkanıydı. Evet. Dediler ki hasta ve kimseyi kabul etmiyor. Sonra ikinci bir haber geldi. Sizi duyunca dedi, görüşmek istedi dedi. Evet. Biz Şevket Kazan Bey'le birlikte gittik. Şevket Kazan onun yanından hiç ayrılmayan, evet, sadık bir dostudur. Hep yanında oldu ölümüne kadar. Onunla birlikte gittik. Hoca, Erbakan Hoca yataktan kalkmış, sedirde oturuyor. Evet. Yani hastanedeki odasında ve boynunu taşıyamıyor. Yani boynu bükük, evet, duruyor. Vücudunda çökük, de, evet, çökük duruyor. Ama o vaziyetteyken böyle gözlerime derin derin baktı. Namık Kemal dedi. Vatan ve millet tehlikede. Vatanı ve milleti bunlardan kurtarın dedi. AK Partililer için söylüyor. AK Partililer için söylüyor. Kendi yetiştirdiği, evet, ama bunlar için diyor işte kaçıp diyor top oynuyorlarmış falan diyor. Ve başka ne kullandı ifade? Ya bunu kullandı ama daha önceden bunların Siyonist olduğunu. Evet, onu söylüyor. Söyleyip duruyor. Ama ölümünden bir hafta önce, evet, size diyor ki vatan tehlikede, vatan vatanı millet, bunlardan kurtarın. Vatan millet ve millet tehlikede. Bunları vatan ve millet, vatan ve milleti bunlardan kurtarın dedi. Ben duygulandım. Daha fazla da rahatsız etmek istemedim. Allah şifa versin dedik. Kalktık. Dışarı çıktık. Şevket Bey hüngür hüngür ağlıyor. Ne oldu Sayın Bakan? Hocanın son vasiyeti bu dedi. Gidiyor hoca dedi. Yani hissetmiş onu. Zaten Erbakan Hoca'nın vasiyeti buydu yani. Vasiyeti buydu. Şimdi